Değerli basın mensupları, iki gün sonra esaretin zincirlerini kıran Türk milletinin kendi yazgısına el koyduğu günün 101. yılında coşku, kıvanç ve onurla 23 Nisan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hep birlikte kutlayacağız. Bizlerin ülkemizin geleceği evlatlarımıza bırakacağı en önemli miras bağımsız, özgür, çağdaş ve aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'dir. Demokrasi kalemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklarına armağan eden dünya lideri Atatürk çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni de en somut şekilde geleceğe taşımıştır. 23 Nisan ulusumuzun en değerli varlığının barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri çocuklarımızın bayramıdır. Ben de yürekten kutluyorum. Değerli basın mensupları, çocuklar geleceğimizdir diyoruz. Çocuklar Türkiye'nin yarınlarıdır diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Türkiye'nin yarınları için alınan kararların yeridir. Millet iradesinin vücut bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından iktidara açıkça sesleniyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı mecliste onaylayalım. Paris anlaşmasını mecliste onaylamadık. Dünyada bunu yapmayan sadece 6 ülkeden biriyiz. Şu anda hangi ülkeler var? Eritre var, Irak, İran, Libya ve Yemen. Bu ülkelerle aynı kategorideyiz. Ayrıca G20 ülkeleri arasında da Paris iklim anlaşmasını dikkate almayan tek ülke maalesef biziz. Bu durum ülkemize kesinlikle yakışmıyor. Paris İklim Anlaşması ne diyor değerli arkadaşlar? Küresel ısı artışını belli bir sınırda tutabilmek için karbon emisyonlarının artışına sınır getirelim diyor. Bu sebeple ülkeler 2040-2050 yıllarında karbon emisyonları sıfır sıfır yol haritalarını teker teker açıklıyorlar. Ülkemizde karbon emisyonlarının yüzde yetmişinden fazlası enerji kaynaklıdır. Ülkemizin başta güneş ve rüzgar enerji kaynakları olmak üzere potansiyeli çok yüksek. Yeter ki bu potansiyeli milletimizin ve ülkenin menfaatine kullanalım, değerlendirelim. Enerji verimliliği konusunu toplantılarda konuşma teması olmaktan çıkartıp gerçekten uygulamaya koyalım. Enerji verimliliği Türkiye'nin en büyük enerji kaynaklarından bir tanesidir. Temizdir, yerlidir ve sonuna kadar kullanılması gerekir. Kaynaklara göre potansiyelimiz enerji verimliliğinde yüzde otuza kadar dayanmaktadır. Enerji verimliğiyle tasarruf edeceğimiz enerji miktarlarını hem cari açığımızı azaltacağız hem de bu şekilde karbon emisyonumuzu düşüreceğiz. ABD Başkanı Biden 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeyi iklim zirvesine davet etti. Paris İklim Anlaşması'na onay veren Türkiye olarak katılmak bize yakışandır. Bunun için Paris İklim Anlaşması'nı bir an evvel mecliste onaylamalıyız. Bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu konu partiler üstü bir konudur. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin yarınları için kaçırmaması gereken zorunlu bir dönüşüm var. Nedir? Yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat. Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve Avrupa kıtasını iklim notür hale getirmek amacıyla uygulayacağı politikalar bütünü olan yeşil mutabakat ülkemiz için de son derece önemlidir. Yeşil mutabakat kapsamında teknolojik ve dijital dönüşüm, iklim duyarlı ekonomi modelinin yaratılması, yeşil yatırım ve faaliyetlerine destek verilmesi, sanayi ve konutlarda enerji verimliliğinin arttırılması gibi hedefler bulunmaktadır. Avrupa'nın yanı sıra dünya genelinde de ülkeler kendilerine özgü dönüşüm çalışmalarına çoktan başlamış durumdadır. Türkiye bu doğrultuda yeşil mutabakatın dışında kalmamalıdır. Türkiye yeşil dönüşümü yapmasa ne olur? Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla çok daha fazla vergi öder. Daha fazla vergi nedeniyle sanayicimiz, üreticimizin rekabet gücü düşer. Türkiye'ye yıllık maliyeti yaklaşık 2 milyar avro olur. Türkiye dünya genelinde yaşanacak enerji dönüşüm trenini kaçırır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye özgü yeşil mutabakatın hayata geçirilmesi için öncelikli olarak atılması gereken adımlar ve çalışmalar üzerine büyük bir hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Değerli basın mensupları enerjide Yeşil dönüşüm olarak adlandırdığımız Türkiye modelimizin ayrıntılarını da sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye dinamiklerine özgü yeşil mutabakatı biz yapacağız. Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırımların hız kesmeden arz güvenliği krizi yaratmadan Avrupa'ya ve dünyaya uyumlu bir enerji politikasına ihtiyacı vardır. Bu kapsamda Türkiye'nin kendi dinamiklerinin de dikkate alındığı ülkemize bir ülkemize özgü bir yeşil mutabakata ihtiyacı son derece vardır. Türkiye'de yeşil ekonomi eksenli yeni bir büyüme modelinin oluşturulması yeni imkanları da bir beraberinde getirecek. Yeni büyüme modelinin enerji, sanayi, Ulaştırma ve finans sektörleri başta olmak üzere sağlayacağı gelişimin nitelikli ve kalıcı istihdam yaratma potansiyeli de oldukça yüksektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye için yeşil dönüşüm kaçınılmazdır. Türkiye'de Paris İklim Anlaşması ile uyumlu bir enerji modeli oluşturulmalıdır. Biz bunu önemsiyor ve dediğim gibi partiler üstü görüyoruz. Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ve üniversitelerin ortak katılımıyla dönüşüm modeli belirlenmesi gerektiğinden hareketle çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Yeşil dönüşüm çevre ve doğanın yanı sıra tüm üretim ve hizmetlerin düşük karbonlu bir şekilde nasıl yapılacağını da ilgilendirmektedir. Bu nedenle Karbon vergileri başta olmak üzere ilave maliyet getiren ve finansman erişim engelleri yaşatan unsurları yaşamamak için yeşil mutabakat dönüşümü yapmak zorundayız. Bizim enerji politikalarımızın odağında yenilenebilir enerji var. Dünya ile uyumlu, düşük karbonlu fosil yakıt kullanımının azalacağı yenilenebilir enerji yatırımları enerji politikalarımızın odağında yer almaktadır. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının düşürülebileceği farklı ve bize özgü modellerle birlikte hayata geçireceğiz. Enerji kooperatifçiliği ve hane halkına yönelik çatı uygulamalarının özendirildiği, belediyelerimizde enerji verimliliği, güneş, rüzgar, çöpten enerji üretimine dayalı modelleri hayata geçirdik ve geçirmeye projelerimizde devam ediyoruz. Kendi enerjisini üreten evler, köyler, mahalleler ve sanayi bölgeleri oluşturacağız. Enerji verimliğine ve bu konudaki teknolojiye son derece önem veriyoruz. En ucuz ve en temiz enerji olan ve aynı zamanda iktidarın da kaçırdığı fırsat olan enerji verimliliğinde bu fırsatı biz yakalayacağız. Ve halkımıza en boşarılı projelerle sunacağız. Buna göre sanayi ve binalarda enerji verimliliğiyle düşük karbon hedeflerini yakalayacak ve enerji kaynaklı cari açığımızı azaltacağız. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliğinde makine parkı üretimi için çalışmalar yapacağız. Özellikle güneş paneli üretiminde ülkemizi çevrede dikkate alınacak bir merkez üs haline getireceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye için düşük karbonlu kalkınma stratejimizi hazırlarken mevcut termik santralleri ve kömür üzerindeki istihdamı da mağdur etmeden eski teknolojiye sahip halk sağlığını ve çehreyi tehdit eden, verimli üretim gerçekleştirmeyen mevcut termik santraller gözden geçirilecek ve yol haritamızı yeşil dönüşümle uyumlu olarak hazırlayacağız. Ayrıca yeşil finansman için altyapıyı oluşturacağız. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yeşil finansmanlarla sağlanabilir. Yeşil tahvil ve iklim tahvili Dünyada en önemli finansman aracı olurken finans sektörünün dünyada büyük bir dönüşümden geçtiği bu süreçte yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'da yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Değerli basın mensupları, dünya genelinde fosil yakıtlar terk ediliyor ve yenilenebilir enerjiyi büyük bir oranda öne çıkıyor. Avrupa'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeşil dönüşümü Türkiye'de ye hayata geçirmek zorundayız. Yeşil dönüşüm bir tercih değil yeşil dönüşüm bir zorunluluktur. Eğer ülke olarak biz bu konuda harekete geçmez isek Avrupa'da ithal, Avrupa ithal edilen ürünlere sınırda karbon düzenlemesi ile vergi getirecek ve Türkiye'de bundan büyük oranda etkilenecek. Bu dönüşüm olmazsa Türkiye'nin karşılaşacağı yıllık maliyet yaklaşık 2 milyar avro olarak hesaplanıyor. O nedenle AK Parti iktidarının yaptığı eksik, yetersiz kalkınma ve enerji politikaları yerine dünya ile uyumlu olan yol haritalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz belirleyeceğiz. Türkiye'nin yeşil mutabakatının mimarı Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Türkiye'nin yeşil dönüşümünü de Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.